Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematikte çıkarma işleminde verilmeyen çıkarı nasıl buluruz? Bu konuyu ele almak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izlediğiniz videoları beğendikten sonra yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan ve benim duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi dersimize geçelim bakalım. Evet. Çıkarma işleminin terimleri büyük sayı eksilen diyoruz. Onun altında çıkan, ikisinin arasındaki fark ve kalan diyoruz sevgili öğrenciler. Yan yana çıkarma işleminde de yine büyük sayı eksilen, çıkan ve fark ya da kalan diye terimlerini biliyorsunuz zaten. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi bir çıkarma işlemi var elimizde sevgili öğrenciler. 2'den hangi sayıyı çıkarmışız da 1 kalmış onu bulmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Kalana farka bakıyoruz. Ondan bir geri sayıyoruz. Kalan kaçmış? 1. Eksilenden bir geri saydığımızda, 2'den bir geri saydığımızda 1 kalır. Çıkanı bu şekilde bulabilirsiniz. Evet. Burada eksilen 4, çıkanı bilmiyoruz. Kalan 2. 4'ten 2'ye doğru geriye doğru sayıyoruz. Ya da buradaki resimlerde gördüğünüz gibi iki tanesini çıkarabiliriz, düşürebiliriz. 3, 2. Çıkanın 2 olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Mesela bunu siliyoruz. Bunu 1, 2 siliyoruz. Kaç kaldı? 2 kaldı. Değil mi? Evet. Dörtten iki çıktı, iki kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi altıdan hangi sayıyı çıkarırsak üç kalıyormuş. Çıkanı burada bulalım sevgili öğrenciler. Bunun için ne yapıyoruz? Yine üç tane geriye doğru gidiyoruz. Altıdan geriye. Beş, dört, üç. Ya da buradaki gibi üzerlerine çizgi atabiliriz. Çizgi atarak da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 1, 2, 3 tanesini sildiğimizde kaç kaldı? 1, 2, 3 tane kaldığını görüyoruz. Çıkanın 3 olduğunu bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz sevgili öğrenciler. Altıdan 3 çıktı, 3 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, burada balonlarımız var 7 tane. Çıkanı bilmiyoruz. Kaç balon kalmış? 4 balon kalmış. Ne yapıyoruz? 7'den 4 geri sayıyoruz. 6, 5, 4, 3. Ve çıkanın 3 olduğunu buluyoruz. İşlem yaparak da çıkarma işlemi yaparak da çıkanı bulabiliriz. Şimdi bu örnekte onu anlatmak istiyorum. Çıkanı bulabilmek için sevgili öğrenciler, eksilenle fark bize verilen sayıları çıkarıyoruz. Çıkana yazıyoruz. 8'den 3'ü çıkarıyoruz. Geriye kaç kalır? 8'den 3 çıktı. 5 kalır. Hemen 5'e yazıyoruz. Ya da dediğimiz gibi diğer yöntem 8'den 3 geriye sayıyoruz. 7, 6, 5. İki yöntemle de bakın burada çıkarma yöntemiyle buluyoruz. İki yöntemle de çıkanı bulabilirsiniz. Geriye sayarak da bulabilirsiniz. Eksilenden farkı yani kalanı çıkararak da çıkanı yerine yerleştirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, 6 eksilendi. Çıkanı bilmiyoruz. Farkımızı biliyoruz. Şimdi çıkarma işlemiyle yapalım bunu isterseniz. Ne yapacağız? Eksilenden kalanı çıkarıp çıkana yerleştireceğiz. Hemen 6'dan 2'yi çıkarttık sevgili öğrenciler. Bulduğumuz sayı çıkandır. Onu da çıkana yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra isterseniz işlemimizi kontrol edebilirsiniz. 6'dan 4 çıktı, 2 kalıyor mu diye kontrol edip de bulduğunuz işlemi de sonucunu kontrol edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi eksilenimiz 7, çıkanı bilmiyoruz. Farkımız, kalanımız 7.
Ne yapıyoruz? Eksilenden kalanı çıkarıyoruz. Bulduğumuz sonucu çıkana yazıyoruz. 7'den 7 çıktı, 0 kalır. Onu hemen çıkana yerleştiriyoruz bulduğumuz sayı. Daha sonra bulduğumuz sonucu yerleştirdikten sonra işlemimizi kontrol ediyoruz. 7'den 0 çıkarsa gerçekten 7 kalıyor mu diye. Evet, 7'den 0 çıkınca 7 kalır diyoruz. Yine başka bir işlem yapalım. Eksilenimiz 13, çıkanı bilmiyoruz. Kalanımız farkımız 5. Hemen eksilenden kalanı çıkarıyoruz. 13'ten 5 çıktı, 8 kalır. Bunu çıkana yerleştiriyoruz sevgili öğrenciler. Ve daha sonra bulduğumuz sayı yerleştirdikten sonra işlemimizi tekrar kontrol ediyoruz. 13'ten 8 çıktı, 5 kaldı. Eğer burada bir hata varsa yaptığımız işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Eksilenimiz 17, çıkanı bilmiyoruz. Kalanımız 9. Eksilenden kalanı çıkardığımızda yine bize verilmeyen çıkan ortaya çıkacaktır sevgili öğrenciler. 17'den 9 çıktı, 8 kalır. Bunu çıkana yerleştiriyoruz ve 17'den 8 çıktı, 9 kaldığını görüyoruz. Eksilenimiz 12, kalanımız 8. 12'den 8 çıktı, 4 kalır. Bulduğumuz 4 verilmeyen çıkandır. Hemen yerleştirdiğimizde 12'den 4 çıktı, 8 kaldığını görüyoruz sevgili öğrenciler. Peki, eksilenimiz 0, kalan da 0. Ne yapıyoruz? Sıfırdan sıfırı çıkarıyoruz. Yine tabii ki sonuç sıfırdır. Bu da bize verilmeyen çıkanı gösterir. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfırdır. Eksilenimiz 3, kalanımız 3, çıkan verilmemiş. Ne yapıyoruz? 3'ten 3'ü çıkarıyoruz. 3'ten 3 çıktı, 0. Bu bize verilmeyen çıkanı gösterir. Yerleştirdiğimizde 3'ten 0 çıktı, 3 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Anlamadıysanız konuyu tekrar dönüp bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.